İstiyorsan üçüncü konuyla başlayalım. Teker teker tüm konulara değinelim. Biz şöyle bir yerleşim düşünüyoruz kendi kafamızda. Tabii görmeden nasıl olur bilemiyoruz ama. Bunu samimiyetle dertleşiyoruz gibi konuştuğumuz için söylüyorum. İşte kiramız şu olsun, şöyle olur, böyle olur diye bir şey konuşmadık. Evet. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yağmurlu bir Sakarya gününden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umuyorum iyisinizdir. Umuyorum keyfiniz yerindedir. Evet, gene burada iki gündür yağmur yağıyor. Aslında biraz eve tıkılmış durumdayız. Tam şimdi biraz güneş açtı. Hem çok artıyor olsa da böyle anlarda dışarı çıkıp hemen ufak bir şey çekmek istedik. İki tane video hazırlamıştık biliyorsunuz. Rahmetli Dilara ablanın işte evine mi taşınıyoruzdu bir tanesi. Bir tanesi de Kaan'la bir buluşmuştuk. Yüz yüze görüşmüştük. Onunla ilgili sizinle konuşmuştuk. Bu videolara gelen yorumları aslında biraz değerlendirmek istiyoruz. Onlara biraz cevap vermek istiyoruz. Tabii ki öncelikle yani konuyla alakalı kararsızlığımızdan dolayı yorum yapmanızı tabii ki biz rica ettik, biz istedik. Birçok farklı konuda, birçok farklı bakış açısından yorum geldi. Öncelikle yorum yapan herkese teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Biz bu yorumları 6 kategoride sınıflandırdık. 1000'in üstünde yorum geldi. Ve tek tek hepsine cevap vermeye çalıştık. Hepsine de cevap verdik. Yani cevap vermediğimiz yok diye düşünüyorum. Bu 6 kategoriyi biz şu şekilde nitelendirdik. Bir, olumlu olup bizim taşınmamızı söyleyen bazı yorumlar var. Bazı abonelerimiz destekleyip var. Yüreklendiren. Destekleyip yüreklendiren. Bunlar genelde bizim eski abonelerimiz. Daha önceden var olan abonelerimiz. İki, evin olumsuzluklarını, evin ufak olduğunu, ısınma probleminin olduğunu, bahçenin çocuklara uygun olmadığı gibi konuları bize söyleyen bazı abonelerimiz var. Bunlar da daha çok Kaan'dan ve Dilara abladan bize gelen abonelerimiz. Yani bizim gibi aslında videoları izleyen kişiler. Aynen, bizim gibi videoları izleyen kişiler. Bir böyle ortak bir takım şey var, işte arabasız olmaz yorumları var. Dördüncü olarak şu anki bulunduğumuz yerin doğal olarak çok güzel olduğunu ve Muğla'da burası gibi bir yer bulamayacağımızı söyleyen yorumlar var. Hani pişman olursunuz, gitmeyin, bulunduğunuz yer zaten çok güzel diyen yorumlar var. Beşinci olarak olumsuz yorumlar var. Burada tam sayı söyleyeceğim. 4 tane olumsuz yorum var. 2 tanesini silmek zorunda kaldık. Kanaldan kaldırdık. Çünkü hakaret boyutunda bir şeyler söylenmişti. Bir de sizi yeni keşfettim. İşte Dilerasyon kanalından geldim. İşte Dilara ablanın kanalından geldim. Ne güzel enerjiniz var yorumları var. Evet. Yani bu son 4 bahsettiğimiz 4 yorum hariç tabii ki işte güzel dileklerini sunup takip ediyorum diyenleri de yine konunun dışında bırakırsak geriye kalan aslında bizim sorduğumuz tamamen amacına uygun. Evet. Amacına hizmet eden yorumlardı. Yani yönlendiren yorumlardı. Tabii ki eleştiriye açığız. Buradan yanlış bir şey çıkmasın. Ama yorumlar yorum hakaret boyutuna ulaşıyorsa, değil. Evet eleştiri değil yani. Hakaret boyutuna ulaşıyorsa ya da gerçek olmayan bir şeyle suçlanıyorsanız o durum sevimsiz olabiliyor. Zaten iki sildiğimiz yorum hani direkt hakaret derken direkt küfür etmişti. Nasıl yapmışsa YouTube algoritmasını geçecek gibi küfür etmiş. Yani böyle arasına çizgi koymuş, bir taraftan başka tarafını çıkartmış. Neyse diyelim ve biz aslında başlayalım. Şimdi burada ilk İstiyorsan üçüncü konuyla başlayalım. Teker teker tüm konulara değinelim. Arabasız olmaz. Yani vallahi arabasız burada da olmuyor. Burada da olmuyor. Ama oldurmaya çalışıyoruz. Doğru yani. Yani burada da çünkü yarım saatte bir ilçeye araç var. Yani minibüs var. Aynı gittiğimiz yerde de Kaan'la konuştuğumuzda yine Marmaris'e, Muğla'ya, bir de Akyaka'ya yakındı değil mi? Akyaka'ya düzenli yarım saatte bir minibüslerin olduğunu söylemişti ve minibüslere yine bir iki dakika yürüme mesafesinde olduğunu söylemişti. Aslında buradan farkı yok. Yani arabasız olmaz, gerçekten arabasız olmaz. Yani insan arabasız yaşamamalı. Ben 21 yaşında ilk arabamı almıştım. İlk böyle maaşımı biriktirip böyle kasıp kendime bir araba almıştım. Erkekler için biraz önemlidir biliyorsunuz. Bundan bir sene öncesine kadar da hep arabamız vardı. Son bir senedir arabamız yok. Ve bunun gerçekten zorluğunu çok fazla çekiyoruz. Özellikle bir defa Mia düşüp kafasını çarpmıştı.
Yani biz akşam çok panik olmuştuk. Ne yapacağız? Taksi yok, bir şey yok. Nasıl gideceğiz? Köyde gerçekten sıkıntı. Köyde gerçekten Filiz'in dediği gibi sıkıntı ama şöyle bir şey var. 112'yi aradığımız zaman 15 dakikada ambulans buraya geldi. Devletimiz sağ olsun bu tarz şeylerde vatandaşını hiçbir şekilde mağdur etmiyor, yarım bırakmıyor. Allah korusun tabii böyle şeyleri düşünmek istemiyoruz ama elbette ki orada da kötü bir şey olabilir. Kötü bir şey olduğu zaman da yine 112'miz var. Bizi alabilecek ambulanslar var. Allah korusun tabii. Bunun haricinde arabasız, evet, pazar alışverişi yapıyoruz. Ona bile gidip gelmemiz burada da çok zor oluyor. Bebeğin arabasını götür. Şimdi bir de ikinci oldu. Yani onun da arabası olacak. İşte pazar arabası, minibüse biniyorsun, iniyorsun. Gerçekten zor. Ama yani yaşadığımız toplumda ben herkesin arabası olduğunu zannetmiyorum. Bizden daha çok çocuğu olup arabası olmayan aileler de vardır. Ve bir şekilde idare ediyordur insanlar. Bu... Ya istiyoruz ama yakın tarihte... Ha. Ya bir araç almak istiyoruz. Ama araç fiyatları da öyle bir yükseliyor ki. Yani Allah sonumuzu hayretsin diyorum hep. Yani bu konuda da Allah sonumuzu hayretsin. Zor ama burada da zor. Yani değişen bir şey yok. Hani bir şeye karar verirken... Ya burada sorun değil de orada sorun olacak bir şey değil. Burada da sorun, orada da sorun. Ya, aynı. En basit şöyle bir şey söyleyeyim. Benim mesela bebeği dünyaya getirmeden önce bir hastane işimiz oldu. Sancılandığımda hastaneye gittiğimizde buradaki hastanede işlem yapılamıyor. Anne! Saçmalama anne! İyi misin? Doktorun. Hastane işimiz olmuştu biliyorsunuz. Yani sancılandığım zaman buradaki devlet hastanesine gittiğimizde yani burada muayene falan yapılabiliyor ama işlem yapılamıyor. Ya da doğum mesela yok. Ameliyathane vesaire burada kullanılabilecek gibi değil. Yine Adapazarı'na, işte Sakarya merkeze gitmeniz gerekiyor. O da 45 dakika gibi bir süre. En minimumda söylüyorum. İki vasıta değiştirerek gidiyorsunuz. Yani burada da problem. Burada da ilçeye gitmek için yarım saate bir geçen minibüsü beklemek zorundayız. Yani aynı sorunlar köy olduğu için tabii ki burada da var. Yani bir artı ya da eksi değil. Evet. Bir eksi, burası için de eksi, orası için de eksi. O yüzden bunun için... Bizim için değişken bir durum. Bizim için değişken bir durum değil. Kategorilerimizden ikincisi de evin olumsuzlukları denmişti. Ev çok ufak, ısınma problemi var, işte bahçe çocuklara uygun değil, işte çocuklarınızı düşünün vesaire gibi yorumlar geldi abonelerimizden. Şimdi burada ilk aslında gittiğimiz zaman direkt yapacağımız şey, bu konuda çok fazla yorum da geldi, bizim de dikkatimizi çekti. Çünkü videoları biz de izliyorduk, aslında evi biliyoruz. Yani yakından görmesek de videolardan hep izledik. Biliyorsunuz Dilara ablanın evinin önünde böyle bir set gibi bir şey var ve yani bahçenin önünde ufak bir duvar var. Önü de bayağı bir yüksek, açık. Şimdi orası elbette ki özellikle Mia için hiç olacak bir şey değil. Çünkü Mia da biliyorsunuz biraz hareketli bir çocuk. Ama bu çözülemeyecek bir problem de değil. Yani biz oraya gider gitmez ilk yapacağımız şey, elimizde zaten çok güzel kestaneden, değil mi, şeylerimiz vardı. Güzel böyle ne derler ona, kütüklerimiz vardı, kalaslarımız vardı kestane ağacından. O kestane ağaçlarından işte belli aralıklarla direkt dikip araya bir tel çekebiliriz. Böyle bir çözüm olabilir. Buraya geldiğimiz zaman da bahçemiz yan tarafla birleşikti biliyorsunuz. Bam bam çıkıp hiç hoşumuza gitmeyecek bir durum yaşamıştı burada. Ve biz gene araya direkler dikmiştik. Baktığınız zaman yine artı eksi bir şey yok. Yani gittiğiniz yere elbette ki uyumlanmak için orayı da biraz tadilat etmeniz, bir şeyler yapmanız gerekiyor. Isınma problemi demişsiniz. Isınma problemini de aslında bir önceki videoda hafif anlatmıştık. Yani burası da izolasyonlu bir ev değil. Burada da bir ısınma problemi yaşanıyor. Ama çok güzel bir sobamız var. Biliyorsunuz Dilara abla da sobayla ısınmıştı geçen sene. Rahmetli Dilara abla da sobayla ısınmıştı. Bizim sobamızı koyduğumuz zaman duvarları bile kaldırsanız o evi ısıtır. Öyle döküm çok güzel bir sobamız var. Belki soğutmak için de yani önümüzdeki sene yazın bir klima alınabilir. Bir klima da aldığınız zaman zaten sıcak soğuk herhangi bir şekilde bir probleminiz olmaz diye düşünüyorum. Biz şöyle bir yerleşim düşünüyoruz kendi kafamızda. Tabii görmeden nasıl olur bilemiyoruz ama biliyorsunuz arkada bir tane de taş ev var. Aslında taş oda var. Ev aslında 1+1 değil 2+1 gibi düşünmek lazım. Belki o taş odayı yatak odası yapıp mutfak salon bir araya getirip salonumuzdaki büyük masamızı da varendaya koyup çocuğun odasını da şu anki yatak odası bölümüne koyabiliriz diye düşünüyoruz.
bu şekilde sığacağımızı düşünüyoruz açıkçası. Bu arada buradaki evimiz geniş. Ev ararken buraya bulmamız belki bir şanslı. Yani ama bugüne kadar oturduğumuz en geniş ev olabilir. Bostancı'daki evimiz de gerçekten genişti. Yani videolarda orayı da tabii ki görebilirsiniz ama başlangıçta ilk videolarımızda o evimiz de vardı. Fakat ondan önce oturduğumuz ev mesela çok küçüktü. Çok minikti. Çekmeköy'de. Aynen, site içindeydi. Çekmeköy'de oturduğumuz ev gerçekten çok minikti. Ya bu arada Türkiye'de de herkes böyle çok geniş evlerde oturmuyor. Saray zaten. Gibi evlerde oturmuyor. Özellikle yeni evler gerçekten çok minik. Balkonu olmayan. Hani bu İngiliz, Fransız balkonu mu deniyor ya? Aynen. Fransız böyle. Fransız balkon. Balkon yok yani, bir karış. Evet. Fransız oluyor, balkon oluyor. Yani bayağı minik evlerde oturuyor insanlar. Biz de oturduk, biz de yaşadık. Yani evin küçüklüğüne inanın gerçekten çok fazla takılmıyorum. Ha şöyle bir şey var. Eğer yani bunu samimiyetle dertleşiyoruz gibi konuştuğumuz için söylüyorum. Yani bazı eşyaları elden çıkartmak çok hoşuma giden bir şey olmaz. Yani özellikle çocuk odası çok hani hevesle aldığımız bir şeydi. Özenerek o yüzden evet, özenerek aldığımız bir şeydi. O yüzden eşyalarımla, özellikle kullandıklarımla tabii ki vedalaşmak istemiyorum. Gerekmedikçe de yapmak böyle bir şey yapmayız yani. Ama onun dışında yani bazı şeylerde küçülmeye gitmek, bazı çok kullanmadığımız eşyaların azalması bizi hafifletebilecek güzel bir şey olurdu. Yani burada şey var mesela, yani bir oda var, Mia'nın oyun odası. Bir oda var, Mia'nın kendi odası. Mesela burada ikisini de şu an kullanmıyoruz aslında. Evet. Bir de biz hani Filiz'le böyle ayrı ayrı yaşayan insanlar da değiliz. Hani genelde olur ya, evin annesi işte mutfakta televizyon izler, baba salonda televizyon izler. Hani bir arada değillerdir. O yüzden daha farklı yerlerde kendi özel alanlarına ihtiyaç duyarlar. Yani biz hep bir aradayız, şey o, birlikte televizyon izliyoruz. İşte birlikte oyunlar oynuyoruz. İşte birlikte çocuğumuzu seviyoruz. O yüzden yani oradaki yerin bize yeteceğini düşünüyoruz. Bir de çok güzel bir bahçe kullanımı var. Yani önünde büyük bir varandası var, güzel bir bahçesi var. Orada da geçireceğimiz vakitleri düşünüyorum. Deniz ya, burada araya girip böyle bir iki tane küçük, çok unutmadan aklımdayken söylemek istediğim şey var. Bir tanesi bizim burada sinekle alakalı söylediğimiz şey, o gerçekten bir latife yani. Sinek olmayan bir şehir tabii ki aramıyoruz, her yerde olduğunu da biliyoruz. Fakat şöyle bir durum var. Burasının altı bataklık olduğu için ekstra fazla olabilir, mutlaka vardır, Muğla'da da yoktur demiyorum. Yani sinek olmayan bir yer elbette yok. Ama o latifeydi yani. Ama hani, buradakiler de mutant, o latife değil. Yani bu etinizden et koparıyor. Yani o bir gerçekten başlı başına, tek başına bir kıstas değildi. Birincisi bu. İkincisi de sıcaklıkla alakalı kendimizi yanlış ifade ediyor olabiliriz. Burası Muğla'dan daha sıcak demiyorum. Tabii ki Muğla daha sıcak. Daha güneyde fakat, bir defa yani. Burası daha kuzeyde kalıyor fakat, baktığınız zaman. Fakat yorumlarda da, bazı yorumlarda özellikle anlık bakıp hemen yazmıştım. Nem oranı burada her zaman Muğla'dan çok daha yüksek. Yani burası daha sıcak değil. Burası çok daha nemli. Ben daha önceki videolarda da hep söylüyordum. Yani romatizma problemi olan biri için. Gelmesin. ki benim de biraz var yani. Zaman zaman ağrılarım oluyor. Dün de İşte yağıştan dolayı ağrım vardı bacaklarımda. Çok şey, nemli bir ortam olduğu için söylüyorum. Yoksa tabii ki sıcaklık daha az olabilir. Şu var. Biz İstanbul'dan geldiğimiz zaman İstanbul ne kadar serinmiş dedik. Yani biliyorsunuz İstanbul nemiyle ünlü bir yer. Burası daha da nemli ve hep yapış yapış olduğunuz. Yani şu an sabah saatlerindeyiz. Hani ben gene yapış yapışım, parıl parıl gözüküyoruzdur. Hep bir terliyorsunuz. Kuru bir sıcak olsa en azından gölgeye geldiğiniz zaman rahat edersiniz diye düşünüyorum. Bizden önce bu evde oturan da emekli bir öğretmendi eşiyle beraber. O da sıcaktan ve değil mi? Şey, burada gitti. Evet yani taşınmadan nedenleri ki 6 aydan daha kısa bir süre bu evde oturup taşınmışlar. Yani daha iyi olacağını düşünerek gelmişler ama nem probleminden dolayı romatizma ağrıları çok fazla arttığı için kısa sürede taşınmak zorunda kalmışlar. Ki bir de şu var, biliyorsunuz geçenlerde bir pestil yaptık. Bahçemizdeki eriklerden pestiller kurumadı yani hani. Şimdi annem geldi dedi ki, ya dedi normalde Artvin'de bunlar dedi böyle 3-4 günde kuruyor, Allah Allah. Yani biz 2 haftada zor kurutabildik. Hatta kurumadan bazı yerlerinde böyle bozulmalar olmaya başladı. Biz oraları böyle temizleyerek yani bayağı da bir ziyan ettik diyebilirim aslında. Şimdi bizim önceliğimiz huzurlu, mutlu yaşayabileceğimiz, sosyalleşebileceğimiz, kendimizi uyumlu hissedeceğimiz bir yerde olmak. İşte burada da madde 1'e geliyoruz hemen. Çünkü bunu genelde eski ve bizi en baştan beri izleyen abonelerimiz yapıyor. Bizi tanıyan ve videolarımızı en baştan itibaren izleyen insanlar bizim biraz neden taşınmak istediğimizi anlıyor. O yüzden daha bize destek olacak, bizi böyle o yolda ilerletecek yorumlar yapmaya çalışıyor. Mesela burada yaşayan
Mesela Can Bey var, Avusturya'da yaşıyor mesela şu anda. Ama burada da yeri var. Burada da yeri var ve düzenli olarak geliyor. İşte Erhan abi var, İsmail abi var, ne bileyim Yılmaz abi var. Burada çevrede yaşayan arkadaşlarımız, dostlarımız. Yani bunların hepsi burasının bizim için çok uyumlu olmadığını, hani Muğla'da aslında daha rahat edebileceğimizi söylüyor. Şimdi burada bunu derken de şunu kastetmiyoruz. Ya insanlar bunu da yanlış anlamasın. Muğla daha iyi, burası daha kötü demiyoruz. Ya da biz daha iyiyiz, Muğla'ya gitmeliyiz demiyoruz. Bunu böyle iyi kötü kavramlarıyla düşünmemeye çalışın. Bunu bir yapboz parçası gibi düşünün. Ya da böyle bir Lego'nun parçası gibi düşünün. Biz orada çevremizle daha uyumlu olabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü... Tabii ki düşünüyoruz yani. Düşünüyoruz tabii, onu da bilemiyoruz. Belki gittiğimiz zaman böyle olmadığını göreceğiz ama şu an onu düşünüyoruz ve bizi tanıyan eski abonelerimiz de bu şekilde bize yorumlar yapıyor. Gezilecek daha fazla yer var biliyorsunuz, deniz vesaire çok seviyoruz. Burada da gezilebilecek her yeri gezdik hemen hemen. Yani kısa zamandır buradayız. Daha bir sene olmadı aslında biz buraya geleli. Evet. Önümüzdeki ay bir senemiz de olacak. Çok da yeni bir kanalız. Aslında bir senelik bir kanalız baktığınız zaman. Ama burada da gezilebilecek her yeri gezdik. Sağ olsun Erhan abiyle birlikte yaylalar, göller, değil mi? Kerem Ali'sinden Sultanpınar Yaylası'na. Bitti mi bitmedi tabii de. Bitti mi bitmedi tabii de. Çok yayla var da. Muğla'da da güzel yerler olduğunu biliyoruz. Yani bir defa Marmaris, Ölüdeniz, Fethiye baktığınız zaman yani o bölge zaten Akyaka çok güzel yerler. Ya kötü bir yere, yerler değil. Bir yeri çok seviyorsanız ve çok doğasını ya da oradaki belli başlı şeyleri çok seviyorsanız bunu İstanbul için de söyleyebilirim. Tatil için ya da kısa süreli gidebilirsiniz. Ama orada yaşamak farklı. Gerçekten orada uyumlu olmayı, sizin de oraya uyumlu olmanızı gerektiren bir durum ki kendinizi baskı altında hissetmeyesiniz. O nedenle yani mesela çok şurada, çok istersek de gelir gezeriz yani. Hemen şuna gelelim. İşte dördüncü yorum, hani deniliyor ki şu an bulunduğunuz yer çok güzel. İşte dereyi çektik, yaylaları çektik zaten vesaire. Gerçekten çok güzel doğası. Zaten doğasının kötü olduğunu kimse söyleyemez ama biraz şu var. Güzel bakan güzel görür. Biz de size güzel taraflarını göstermeye çalışıyoruz. Değişme boyutu var. Arkada güzel olmayan taraf da var aslında. Yani bizim göstermediğimiz, sunmadığımız taraf da var. Yani ormana bugün burada bir kadın çok rahat giremez. Yani özellikle hani böyle hafif hava kararmaya başladıysa iyice yanına bile yaklaşamaz. Çok yani fazla için gidilebilecek bir, yani bir değil, yer yani değil. Yani benle gidebilir, bensiz gidebileceği bir yer değil. Yok, tek başına diyorum evet. Yani bu vahşi hayvanlardan vesaire dolayı değil. Gittiğiniz zaman yani tam nasıl söyleyeyim, yani çok fazla alkol tüketimi var. Farklı maddeler de tüketiyorlar. Yani bunu etraftan çünkü bizi uyaran buradaki abilerimiz, ablalarımız var. Yani doğası çok güzel. Ama yani orayı kullanma şekilleri ve kullanan insanlarla ilgili problemler olabilir. Yani bu da bizi tabii ki burada tedirgin ediyor. Çünkü evimize çok yakın baktığınız zaman. Yani bir de hiçbir kadının tek başına yürüyüş yapayım, gideyim, işte ne bileyim bir dolaşayım ya da bir kestane toplayayım, bir şey yapayım diye tek başına gidebileceği bir ortam değil. Tabii. Yani en baskı anlamında öyle bir şey var. Yani kültürel öyle de bir yapısı da var aynı zamanda. Yani bu yapılarla aslında çok fazla uyumlanamadık. Evet. Yoksa etrafımızda kimseyle sorunumuz yok. Yani bunun üstüne basa basa söylememiz lazım. Ya yine de şunu söylemek istiyorum Deniz ya. Burada belki şu an bunu söylediğim için belki linç yiyeceğim. Hani belki çok bu videonun altında bu konuyla alakalı başka yorumlar gelecek ama bebeğimizin yoğun bakımda olduğunu, işte bir haftalık o hastane sürecimizi her şeyi paylaştık biliyorsunuz. Neticede buradan da bizi takip eden, izleyen komşularımız, çevremizde insanlar var. Ya da bu küçük yerlerde bu tip şeyler zaten çok çabuk kulaktan kulağa yayılıyor. Ama şunu söyleyebilirim, bir tek kişi geldi ya. Yani bir kişi geldi. Hani geçmiş olsun demek için ya da hayırlı olsun demek için. Şimdi bu benim bir köy hayatı hayal ederken hayal ettiğim komşuluk ilişkileri ne de uymuyor. Uyumlu değiliz derken sadece işte biz böyleyiz, işte buradaki ortam şöyle anlamında söylemiyorum. Benim köy hayatından beklediğim gerçekten neşe içinde ona günaydın, buna günaydın, yardımlaşalım. Bir imecelik vardı, hani, değil o mi? Bize yardım etsin, biz bir şeyler öğrenelim. Evet. Buranın kültürel yapısı hakkında bilgi sahibi olabilelim. Ya da ne bileyim ben sonuçta çok küçük yaştan beri çalışıyorum. Hayatımda hiç pekmez kaynatmadım ya da pestil yapmadım. Ama burada nasıl yapılıyor? İşte ne bileyim, değirmen nerede, nerede un öğütüyorlar, nereden alıyorlar, ne yapıyorlar? Yani bana ablalık edebilecek en azından bir kişi bile olsaydı birazcık daha farklı olabilirdi. Burada yani sosyal bu yapı olarak elbette ki bu var ama onlar da bizi bir şekilde
içine almadı, evet, dahil yani etmedi. Belki de çok zaman gerekiyor onun için, bilemiyorum. Bu o uyumla alakalı bir şey. Burada o uyumu biraz yakalayamadığımız için, ama yoksa kimsenin gelip de hani bizi o şekilde rahatsız edip tabii, bir şey yaptı yok. Hani öyle bir şey değil. Şurada yardım istediğiniz zaman hepsi elinden geleni yapıyor. Daha önce hani şey de oldu, yardım da istedik, bizden de yardım istenildi. Elbette ki bu oluyor ama o Filiz'in demek istediği şeyi anladınız. O ince nokta yok. Evet, bir başka bizim ayırdığımız kategori de sizi yeni keşfettim. Ne güzel enerjiniz var yorumları. Teşekkür ederiz. Bu mesajlar bizi çok mutlu etti. Tabii ki daha çok rahmetli Dilara ablanın ve Kaan'ın aboneleri bir şekilde geldi. Çünkü Kaan aslında kanalında ilk başta bizden bahsetti. Biz ondan sonra bu videoları hazırladık. Yani bizim o samimiyetimizi gören, böyle çok içten yorum yapan herkese de tekrar ailemize hoş geldin diyelim. Teker teker yorum yazdık zaten, evet. Cevapsız bırakmadık ama hani buradan da bir hepsini anmış olalım. Çok teşekkür ederiz. Bizi çok mutlu etti mesajlarınız. Samimiyetle çok sıcak bir şekilde yorum yapanlar oldu. Yorum yapmayıp şu anda, yani sonuçta büyüyen bir ailemiz var artık. Yorum yapmayan ama izleyenler var, onu da biliyorum. Herkese ben de tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Gerçekten ailemizin her geçen gün birazcık daha büyümesi ve o samimiyette o sohbetler beni gerçekten mutlu ediyor. Birkaç tane olumsuz yorum var demiştik. Yani ilki aslında bize yapılmadı. Bu dört yorumun bir tanesi Ayıldız Hanım'a yapıldı. Zeynep Hanım'a yapıldı. Zeynep Hanım güzel bir yorum yazmış bizim hakkımızda gene. Altına birisi niyeyse böyle birden hiddetlenerek, aslında içinde böyle küfür de içeren bir takım mesajlar yazmış. Bunu silmek zorunda kaldık. Çünkü biz bir aile kanalıyız, değil mi? Ailelerin izlediği bir kanalız. Böyle çocuklarınızla izleyebileceğiniz bir kanalız. Herhangi bir şekilde içeriklerimizde şiddet, küfür, değil mi? Kötü söz gibi şeyler yok. O yüzden bunlar yorumlarda da olsun istemedik ve bu yorumu sildik. Sildiğim başka bir yorum da şuydu. Burada her şeyi de sizle paylaşmak istiyoruz ki her şeyi de bilin. Çünkü biz açığız. Sonuçta hayatımızı paylaşıyoruz. Bu da hayatımızın bir parçası. Sildiğimiz diğer bir yorum da sevgili bir izleyicimiz şöyle bir şey yazmış. Demiş ki ya demiş tabii ki gidin oradaki eve yerleşin. Ama o da yetmez. Sonra Kaan'ın da evine yerleşin. Sonra arabasını da alırsınız. Oh ne güzel dünya yazmış. Ben de kendisine hani böyle bir şey olmadığını, yani Kaan'ın da kendi aklının bir şeylere yetebileceğini, kimsenin bu şekilde bir yönlendirmesiyle bir şeye kanacak bir kardeşimiz olmadığını söyledim. Daha sonra o da küfür etmiş. Onu da... Bir şey söyleyebilir miyim şu noktada? Yani biz Dilarasyon kanalını izliyorduk, takip ediyorduk. Deniz özellikle bu başka kanalları takip konusunda, yani YouTube konusunda benden çok daha iyi, çok daha iyi bir takipçi, öyle söyleyebilirim. Ama Kaan bizi takip etmiyordu. Yani bir gün biri sizi takip ediyordu diye geldi. Biz bile gitmiş olsak, ki öyle değil. Biz bile gitmiş olsak, yani bir anda bir ilk gördüğünüz birine evinizi, bir şeyinizi koşulsuz, karşılıksız verir misiniz? Tabii ki burada zaten konuştuğumuz şey evi kiralamak yönünde. Yani ki burada bir de şunu da söylemek istiyorum. Bunun, yani YouTube'un içerisinde olan herkes burada bir içerik üretiyorsa, herkes kanalının büyümesinden hoşnut olur, memnun olur ve bunu ister. Biz de tabii ki kanalımızın büyümesinden, özellikle bizim gibi sıcakkanlı diyeyim ya da işte bizimle uyumlanabilecek, bizi anlayabilen, kendimizi ifade edebildiğimiz, ön yargılarından arınmış bir şekilde bizi izleyen herkese ulaşmak istiyoruz. Ulaşmak istiyoruz. Tabii ki kanalımız büyüsün istiyoruz. Ama hiçbir şey burada kanal büyüsün diye, yani şu noktada yapılmıyor. Biz her şeyi paylaştığımız gibi bunu da paylaşıyoruz. Yaşadığımız bir problemi de anlattık. Köpeğimiz burada dövüldüğünde de anlattık. Yani sağlık problemlerimizde de anlattık. Yemek yaptık, paylaştık. Yani her şeyi paylaştık. Hayatımızı paylaşıyoruz. İlk bahçemizden aldığımız mahsulümüzden paylaştık. Az önce 2 kilo fasulye gönderelim demiştik. Fasulyelerimiz bir çok... değil, 1,5 değil. 1,5 değil, 2 kilo fasulye. Deniz ya. 2 kilo fasulye gönderelim demiştik. Ya onu tam tartamayacağız tabii. Belki 2 kilo, belki 4 kilo. Neyse, elimizde bir şey koyacağız. Sonuçta burada tartımız yok. Gramı gramına 2 gidiyor mu? Yorum yapanlar için de birine vereceğiz. Ekstra bir şey istemiyoruz. Değil mi? Evet. Yorumlar. Her birine biz bir numara verip bir çekiliş yapacağız. O çekiliş sonucunda bir kişiye tam bir değil, 1,5 değil, 2 kilo fasulye gönderiyoruz. Bir tane yorum vardı. Onların içerisinden kazananı belirleyeceğiz şimdi. Şöyle karıştır iyice. Hadi bismillah diyelim. Elmas Karanda kazanan. Şöyle. Hemen bir
Elmas Karanda. Biliyorsunuz hediyemiz bir değil, 1,5 değil, 2 kilo. Bahçe fasulyesiydi, ilk mahsulümüzdü. Yanına yeter mi? Yetmez. 1 kilo da erik, erik gönderelim. Evet. Bugün erik topladık. Bugün fiili olarak yani. Onun dışında... Bir de bir abonemize göndermiştik. Evet, bir abonemize gönderdik. Onun dışında hiç başka kanallarda yapılmayan bir şey, bir yorum Oscar'ları yapıp Fant markasından sattığımız, kendi markamıza sattığımız ürünlerden kocaman paketler yapıp 4 tane abonemizle paylaştık. Yani biz paylaşmayı seven bir aileyiz. Merhaba arkadaşlar. Çok düşük bütçeli Oscar'ımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sevgili abonelerimiz, nasılsınız? Biz bugün 2 dirhem 1 çekirdek hazırlandık. Bir önceki videoyu izleyenler zaten biliyorlar. Yorum Oscar'ları yapacağımızı söylemiştik. İlk kez yapıyoruz. Çok heyecanlıyız. Bugün adayları size açıklayacağız arkadaşlar. Siz de bizim topluluklar sekmesinde oluşturacağımız anketlerden adayları oylayacaksınız ve sizin oylamalarınız sonucu da bugün 4 tane kazanan olacak. Ve o 4 kazanana da kendi markamız olan Fant'tan 500 lira üstü bir hediye paketi göndereceğiz. Karların içinde dağın zirvesine doğru gitmiştim ve karşıma bir ayı çıkmıştı. Burada yine çok güldüğümüz bir yorum. Buyurunuz. Evet arkadaşlar, drone'la yükselince gördüm. Şuradan aldık, 500-600 metre kalmış. Çıkmama kayıp olur. O yüzden drone'u da hemen indirdim aşağıya. Süleyman Bey demişti ki, merhabalar, vahşi doğaya nasıl çıkılmayacağı konusunda iyi bir video olmuş. Şansınızı da zorlamışsınız, geçmiş olsun. Buna da çok güldük arkadaşlar. Biz bilmiyorum siz nasıl... Haliyle güzel şeyler paylaşırken zaman zaman olumsuzlukları da paylaşıyoruz. Zaman zaman kararsızlıkları da paylaşıyoruz. Aslında burada siz kararsız değilsiniz. Bunu sadece farklı bir amaçla yapıyorsunuz. Eleştirisi bana biraz fazla sert gelmişti. Benim için olumsuz yorumlardan biri de oydu, yani bu araya. Bir sonraki de oydu. Hani Filiz de onu söylemiş oldu. Bunun haricinde de olumsuz aslında bir yorum yoktu. Bir de şöyle yorumlar vardı aslında. İki kişiydi galiba ona. Olumsuz değildi. Ya dedi, siz nasıl olsa taşınmayacaksınız. Hani burada insanların hani boşu boşuna vaktini çalıyorsunuz. Siz oraya taşınmazsınız gibi. Ya onlara da şöyle yorum yapmıştık. Ya hani biz bile daha taşınıp taşınmayacağımızı bilmiyoruz. Siz nasıl bu kadar eminsiniz? Evet, kesin taşınmazsınız gibi. Kesin taşınmazsınız gibi. Hatta ben bir tanesine şey yazdım. Hani taşınırsak bu mesaj altında bizden özür dileyecek misiniz? Çünkü tabii taşınıp taşınmayacağımızı bilmiyoruz çünkü. Şimdi orada da şöyle şeyler var. Evet, biz evin şu andaki tüm olumsuzluklarını, konu gelmişken şimdi yeni konuya geçelim. Evin tüm olumsuzluklarını bir şekilde akladık. Hani bizim için aslında oradaki ev uygun ve bizim kalbimizde oraya gitmek var. Bu da aslında sakladığımız bir şey değil. Bizim videolarımızdan oluşuyordur. Ama bir sonraki basamak da tabii işin biraz duygusal boyutu. Bunu da Kaan'la konuşup halledebileceğiz. Yani şöyle Kaan'la konuşup halledebileceğiz. Sağ olsun zaten kendisi bu konuda çok sıcak davranıyor ve çok hani güzel yaklaşıyor bize. Ama biz onunla daha herhangi bir işte kiramız şu olsun, işte şöyle olur böyle olur diye bir şey konuşmadık. Evet. Bizim aslında Kaan'la onu belirlememiz lazım. Biz evi şu anda görmeye gideceğiz ama biraz formaliteden görmeye gideceğiz. Yani Kaan'la zaten kira konusunda anlaşabilirsek taşınmayı planlıyoruz. Evet, yani yoksa evin özellikle çok yakın çevresini videolardan izleyerek zaten biz de biliyoruz. Yani burada birazcık daha çevreyi görmüş olacağız. Biraz o nedenle gitmek istiyoruz ama bizim de kafamızda netleşmiş bir şey yok. Hatta o kadar kararsızdık ki gerçekten masa başına oturup buraya ait artılar eksiler uzunca bir liste yaptık. Burada gerçekten çok fazla sevdiğimiz şey var. Ve Muğla'da da umut ettiğimiz, öyle olacağını umduğumuz, şeyler var. Evet, seveceğimizi düşündüğümüz şeyleri de listeledik. Bize artılarını düşündük. Bir de şöyle yorumlar vardı birkaç tane. Ya Kaan koca adam, başının çaresine bakabilir. Evet, tamam, şimdi hatırladım. Yani işte Kaan için kendinizi hani böyle bir şey atmayın gibi.
Şimdi bakın arkadaşlar, hani orada şu düzeltilmesi gereken bir şey var. Ne Kaan'a bize kol kanat gelmesini bekliyoruz, ne de biz Kaan'a ebeveyn olmaya gidiyoruz. Biz ancak birbirimize orada yardımcı dost olabilirsek, destek yoldaş olabilirsek, ya abla kardeş, abi kardeş gibi olabilirsek bundan çok memnun oluruz. Ama yani kimse kimse için böyle bir fedakarlık moduna tabii ki girmiyor. Yani oradaki bir yanlış anlaşılmayı da düzelteyim. Kaan yetişkin, çok aklı başında. Çok beyefendi bir genç. Yani tabii ihtiyacı yok yani. Evet, aynen. Güzel olabilir. Yani elbette ki o bize kardeş, biz ona abla abi olursak, orada bir aile gibi olursak bu bize güç verir. Bu büyük ihtimal onun da bizim de istediğimiz bir şeydir diye düşünüyorum. Ama yani net bir şekilde şunu söyleyebiliriz ki, yani bu herkesin çıkarlarına hizmet ediyorsa bu olur. Yani Kaan da bundan mutlu olacaksa, Kaan'ın da aklına yatıyorsa bu olur. Yani aynı şekilde bizim için de tabii ki. Tabii. Evet arkadaşlar, genel olarak bizim aklımızdaki şeyler bunlardı. Biraz bizi daha iyi anlayın diye aslında böyle bir video yapmak istedik. Aslında böyle bir video yapmak istedik çünkü bir iki gündür yağmur yağıyor. Dışarıda bir şey yapamadık. Yine oturmamız gerekiyordu. İkincisi de yapılan bu yorumlara biz de kendimizi ifade edebileceğimiz cevaplar vermek istedik. Arkadaşlar diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Niye yukarıda uyuyor? Murat Deniz'i de yanımıza almak zorunda kaldık. Çünkü o da birazcık ağladı. Burada. Kucakta, anne kucağında o. Annenin şefkatli kollarında. Hadi Niyamız'a bakalım. Niyamız gece uyumuyor, gündüz kalkmıyor. Murat Deniz'i de koyduk yerine. Şimdi video editleme zamanı. Gözlerini tabii onları blurluyoruz daha. Biz daha vermiyoruz. 40'ı çıksın ondan sonra. Arkadakiler de Mia'nın rujumla yaptığı sanatsal çalışmalar. Yani kaç tane ruj ihtiyaç ettik.